Beş Saat programı tekrar sizlerle beraberiz. Ben Kemal Çırdan. Bugün neredeyiz? Bugün İzmir Tire'deyiz. Alaçalı Mahallesi'ndeyiz. Yeşilçimen Damızlık, Lagun Damızlık ve Süt İşletmesi'ndeyiz. Yanımda da çok değerli yetiştiricimiz Cenk abi var. Bu hafta Lagun çekmemizin sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar. Şu an ülkemizde Lagun'a bir aşk, bir aşk. Maalesef abi herkes de bir süt 3 kuruş yapıyor. İşte yoğurt biraz pahalı diye. İnsanlar tanısalar da tanımasalar da Lagun'a çok büyük bir rağbet var. Bugün bunun doğrusunu, doğru bakımını, doğru beslemesini bunu biz ne kadar anlatırsak anlatalım. Bunu bir yetiştirici anlatmadığı sürece bizim çok şey anlatmamızın çok fazla bir esprisi yok. Bunun çilesini çeken, cefasını çeken, ödülünü de çeken kendisi. Yani neticede bunu Cenk abi de en iyi bir şekilde dile getireceğini düşünüyorum ben. İşletmemizde 400 kadar ana koyunumuz var, sağ mal. Tabii geri kalan detayları da Cenk abi dönüyoruz. Cenk abicim öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Köy TV ailesi olarak bize böyle 10 numara 5 yıldız bir işletmeyi açtınız. Yani şimdi detaylarda siz koyun kuzu göreceksiniz. Muhteşem bir çiftlik burası. Yeşillik içinde. Çoban arkadaşların, koyun sahiplerinin harika refahıyla dolu muhteşem bir çiftlikten bahsediyorum. Gelip görmenizi de ayrıca tavsiye ediyorum. Lagun işine başlayacak olan arkadaşların ilk önce buraya atılım yapmadan evvel ya da bu mesleğe para yatırmadan evvel de böyle nezih çiftlikleri görmesini, incelemesini, gerçekten doğru üreticilerden de bunun bilgilerini almanı tavsiye ediyorum. Cenk abicim tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yetiştiriciler sizi bir tanısın. Cenk Yeşilçimen yaklaşık 2 yıldır Lagun koyunlarını yurt dışından giderek başladık bu mesleğe. Biraz uzakız esasında. adapte etmeye çalışıyoruz, evet, kendimizi. Evet. Adaptasyon süresini az çok bitirdik. Evet. Sağlıklı. Getirdiğimiz koyunlarla beraber biz de adapte olmaya çalışıyoruz. Onlar adapte oldular. İşte karantina süresi bitti. Bizim de karantina süremiz yavaş yavaş bitti inşallah. Aynen. Kısa sürede, kısa sürmedi. Bir yılı geçti. Evet. Sonrasında daha iyi adapte olduk inşallah. Cenk abicim asıl meslek neydi de biz koyunculara döndük? İnşaatçıyız. Anam. Evet, malum. İnşaat çizlerken şöyle oraya bir parantez açayım. İnşaat malzemesi. Malzemesi, tamam. Yani, o çok farklı bir sektör. Müteahhit değilim. Müteahhitlikten evet. Gelmedik. Ama müteahhitlik demeyeyim, inşaat da yaptık. Yapıyoruz da. Evet. Ama esas işimiz malzeme, inşaat malzemesi. Anladım. İnşaat malzemesi tedariklerini yapmak. Abi bu Lagun mesela, hani Lagun niye seçtin diye sormayacağım aslında da. Süt koyunculuğu, küçük başta sevgili izleyiciler, koyunculuğun nirvanasıdır. Yani çok profi, et yetiştirebilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Süt koyunculuğu en riskli olanıdır. Rasyonu çok önemlidir, sağlığı çok önemlidir. Süt sağlam koyunlarda ve performans yüksek koyunlarda, işte Lagun, Dauphin, Asap vesaire gibi koyunların hassasiyeti çok fazladır aslında. Abi nasıl bir risktir yani? Onu da sizde anlamak istiyorum açıkçası. Yani direkt siz level atlayıp en kafaya oynamışsın abi. Yani bunun matematiksel bir değer yaparak iş adamı düşüncesiyle mi girdin abi bu işe? Yoksa birinin yönlendirmeleri mi sana sebebiyet verdi? Evet, birinin yönlendirmeleriyle evet. Girdik. Ama biraz iş adamı mantığı var. Evet. Çünkü araştırmamızı gebe Lagun olarak başlattık. Evet. Neden? Gebe gelsin, doğursun, kuzusunu alalım, 2 günde süt sağalım, parayı 2 günde hemen parayı toplayalım diye 10 liradan, başladık. 8 liradan şöyle olur böyle olur. Evet. Ama öyle olmadı. Evet. Öyle olmadı. Bir kere şunu söyleyeyim, yurt dışından koyun getirecek arkadaşlara. Evet. Gebe koyun getirmesinler. Evet. Çok yani, doğru. Yani koyunun gebesi yoldaki eziyetinden aynen. Çok ciddi sıkıntılarla, streslerle bu hayvanlar... Özellikle Lagun koyunu bana göre stresli bir hayvan. Evet. Kim ne derse desin Lagun koyunu yatkın, çok fazla doğru. Şeyi sevmiyor. Yani hareketi de sevmiyor. Evet. Ani hareketleri hiç sevmiyor. Adaptasyon süreci uzun sürüyor. Bizim ortamımız gayet iyi, nezih ama ona rağmen o stresi yaşadık. Nihayetinde evet. İthal hayvanın 10-15 gün içeride kalma zorunluluğu var. Evet. Karantina süreci var. Bunların hepsini göz önüne almak lazım. Bunları bir değerlendirip de bu işi yapmak evet, lazım. Evet, evet. Diyorum ki varsa eğer bu işe Lagun olarak başlamak isteyen arkadaşlar öncelikle tercihini yurt içindeki evet. Üreticilerden yapsınlar. Damızlıkçılardan yapsınlar. Belki biraz fazla para isteyeceklerdir. Bence versinler. Evet. Çünkü oradan getireceğiniz hayvanın riski çok daha fazla. Değil mi? Karşınıza çok daha büyük sıkıntılar çıkabilir. Ya bir de Cenk abi, oradaki bakımları beğenmezsiniz. Senin aynı dediğin gibi şimdi orada örnek veriyorum. Şimdi Ömer hocam da zooteknik kendisi. Avrupa'ya da hakim. Araştırıyor. Arge'yi de seviyor.
Şimdi orada bakılma sistemiyle bizde bakış sistemi bunların birbirinden çok farklı abi. Biz onları hiç alıyoruz. Alakamız yok. Hiç, evet, uzaktan yakından alakamız yok. Biz bunları oradan getirip kendimize uyarlamaya çalışıyoruz bazı şeyleri. Otomatikman koyun da size bir şekilde reaksiyon veriyor. Yani hastalanarak, ölerek vesaire vesaire, toparlayarak, doğurmayarak gibi veriyor. Yani bu gibi durumlar çok riskli. Ben her zaman da programlarımda söylüyorum. Ya en fazla genetik özelliğini taşısın yurt dışından getirirken, boş olsun, önemi yok. Zaten bu en kötü ihtimal flashingle 40-45 gün günlük bir flashingle. Hadi adaptasyonla beraber bunu 60-65 gün al. Bu koyun koşlandıktan sonra 5 ay sonra doğuracak. En azından daha sağlıklı kuzu alırsın. Şimdi gebe istiyorsun. Gebe getiriyor arkadaşlar. İthalatçı arkadaşlar. Bunların muhtemelen kuzularının %60'ını öldürüyorlar bunlar. Aynen. Şimdi bir de konuya çok iyi vakıf değilse, ithal hayvanı Türkiye adaptasyonu yok. Bütün kuzularını öldürdük. Çünkü bizde her zaman koyun suçludur abi. Ya da koç suçludur. Biz suçu hiçbir şekilde yetiştirici olarak biz kendimizde bulmayız. İhaleye bırakırız gitsin yani. Çünkü gece dandik koyun bunlar. Aynen, dandik koyun bunlar. Gece uyuduğumuzda rahat uyuyabilmek için. Çünkü konuşamıyor hayvan, kendini savunamıyor. Suç da gitsin. Suç sende, kabahat sende de kapat gitsin, ama bizde şey yok. Peki abi, bir sürü suç çığırık varken Cenk abi, neden lakun? Biraz eti de düşündük. Ha, çift taraf. Yani esasında öyle bir ırk değil. Hem etçi hem sütçü bir ırk değil bana göre. Değil. Ama nihayetinde et verimi de güzel bir hayvan. Diğer sütçü ırkların içinde değil mi? Tabii. Yani bir asaf sütçü ırk deniyor. İyi de bir sütü vardır. Lakundan daha da fazladır. Ama ikizlik oranı daha düşüktür. Kuzularının et verimi daha düşüktür. Daha düşük, en azından lakunda o artımız var. İkizlik oranının yüksek olması, et veriminin de iyi olması diyerekten lakunu tercih ettik. Mesela ben abi tez olarak şunu da mesela savunuyorum. Ömer abi, hatam varsa da bir akademisyen olarak uyarmanı da istiyorum. Şimdi bu işe girecek olan arkadaşlar ya da yatırım yapacak arkadaşlar, süt ırkları, aslında süt ırk olarak nitelendirmeyelim. Bütün koyun ve sığırlardan bahsedelim. Size süt verme sebepleri aslında siz bunu için diye değildir. Kuzu ve buzağıları yavrusuna bakabilmek içindir. Bunların içinde de süt performansı yüksek olanlar sütçü ırk olarak ayrılmış. Kendi işte bir daha da segment olarak etçisi falan diye bölünmüştür. Şimdi süt ırklarında et çalışabilmek için konuşuyorum Cenk abi bunda. Çok iyi bir noktaya değindiğin için ben fikrimi söylemek istiyorum. Şimdi biz kaç senede sürümüzü gençleştireceksek, o dönemlerde kimi bunu Avrupa'nın büyük bir bölümü yapar, bunlara et segment yüksek koçlar salar. Ama o sene hiçbir dişi erkek kuzusunu damızlık bırakmaz. Hepsini keser. Kasaba gönder. Bunu kaç sene sonra yapacak? Koyunun ne kadar zamanda yaşlanıyor? Örnek veriyorum. 4 senede yaşlanıyor. 4 sene boyunca bunlara etçi kültürlükleri koçlar salıyorlar. Çıkan kuzuyu bıçağa. 4. senenin sonunda artık sürüde yaş ortalaması yükseldi. Kaç tane bırakacak? 200 tane bırakacak. O sene komple koyunun kendi ırkını, koçunu salıp kuzuyu bırakacak. Şey düşünmeyin mesela, bunu algılamayın. Ben laguna lagun koç salmazsam anneler aynı sütü vermez diye düşünmeyin arkadaşlar. Böyle çalışmıyor yani sistem. Ha ne var ama damızlık bırakamazsın. Evet. Bu çok doğru olmaz. Bu da aynı zamanda etsel anlamda daha getirinizi arttıracaktır diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Şimdi dedim ya, etin kendi doğalında olması. Yani biz onu artı bir etçi ırk katarak değil. Bu hayvanın doğasında var. Bu hayvan 4 ayda 40 kilolara, 45 evet. kilolara zaten geliyor. Normal rutin bakımda. Evet. Bunu yapabiliyorsun. Dolayısıyla ekstra araya etçi bir koç katıp sürünün adabını bozmaktansa, ben hayvanın doğası gereği ne veriyorsa. Yok, yani şey olarak söylemedim orada. Adap bozmak olarak demedim. Karlılığı arttırmak açısından söyledim. Ben hep derim abi, koyunculuk küçük detaylarda saklıdır. Yani buna mesela en kolay verdiğim örnekte 1 TL'lik karbonatın bir koyuna neler yaptığını hayalleriniz almaz gibi mesela. 1 TL nereye vermiyoruz ki? Aynen. Neticede insanlar lavaboya girip çıkarken veriyor ama koyuna katkısı büyüktür. Bu açıdan söyledim. Hani 22, çünkü bir de yediği yemi, çünkü bizim en büyük girdilerimizden bir tanesi. Tabii ki. Yediği yemi ete çevirme oranları var bunların. Şimdi tamam, lagunda 120 günde falan biz 40 kiloları yakalıyoruz belki canlı, ama o zamana kadar da günlük bunun 30 günde de yakalayabiliriz. Şimdi anlatabiliyor muyum hocam? Bunları salarsanız 120 günde değil de 90-95'e çekersiniz. Ama tabii süt kavramı da olduğu için, bir de bizim ülkemiz için şu an mantıklı mı? Bence değil. Çünkü neden? Sizin gibi çok değerli, biz şimdi koyunlarda detaylarda görüyorsunuz arkadaşlar. Çok böyle her yerde elinizde bulabileceğiniz
koyunlar yok içeride. Evet. Yani ciddi başarılı elit koyunlar. Çok elit bir sürü var içeride. 400 tane kadar. Hatta daha süt ortalamalarını falan sormadım. Hani kimi zaman böyle nazar değmesine çoğu yetiştiği söylemez. Onu da doğal karşılarım abi. Bizim ülkemiz hala da yurt dışından koyun getirmeye çalışıyoruz. Lakun getirmeye çalışıyoruz. Mesela başaracaksanız ya da bu işe girecekseniz atıyorum böyle elit sürülerle, elit çiftliklerle çalışmanızda mantık var. Sizin o yüzden etçi ırk salmamanız kadar doğal bir durum yok. Neticede millet dişeye kuyruk. Yani arz talep dengesi çok. İleride bollaşırsa yaparız o zaman. Çok olursa. Herkes de lagun olursa. Yani kapasiteyi zaten evet. aşamazsınız. Evet doğru. Kapasiteyi aşmak demek bir daha baştan yatırıma aynen, girmek. Aynen. Yani bir 400 hayvanın yanında bir 400 daha koyacağım dediğiniz zaman 800'lük bir yer evet. gerekiyor size. Doğru. Yani direkt 400 olarak değil. Tekrar 800 bir, tekrar bir yatırım gibi bir şey yani. Tamamen baştan bir yatırım daha yapmanız gerekiyor. Bizim de kapasitemiz 800 ama o yüzden 400 hayvanımız var. Evet. Değil mi? Yani biz 400 daha ilave ettiğimizde 1600 kapasiteye çıkmamız gerekiyor. Aynen. Yani doğru. Bunun bence mantığı o kuzulayacak. Ben hep şey olarak bakarım mesela Cenk abi. Bir işletme bakabileceği sayı doğru sayıdır. Hani ben atıyorum 400'e hakim çok kontrolümde olabiliyorsa benim doğru sayım 400'dür. Aynen. Yani bunu 500 lira, 600 lira, 700 lira zorlamanın çok bir esprisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü çoğu kafa, mesela bizim ülkemizde hala ne var Cenk abi? Kimde hayvan varlığı fazlaysa anne olarak o güçlü olduğunu iddia ediyor. Yani dönüp bu tarafa ölüm oranı yüzde kaç, kuzunun kaçını yaşatıyorsun kimse bunun hesabında yok. Kaç ne kadar boş. Ha, kaç koyun boş. Ya İyi biçim yatıyor hayvan. Aynen. Ya adamın hiç kafasal şeyi yok yani o konuyla. Ben de abi 1000 koyun var, 1500 koyun var. Kaç ölüm, kuzu var? Kaç kuzu var? Vallahi bu sene 800 sattık, 1000 sattık. Abi 500 nerede bu hayvanın? Ne bileyim be kardeşim. Ama namı yürüsün kahvede. Yani bu kafamız var bizim. Bakabildiğin sayı ve doğru sayıda bakarsan bu her zaman doğru olandır. Cenk abi, lagun dedik. Şimdi herkesin merakla beklediği şeylerden bir tanesi. Şimdi performans konuşalım biraz bu arkadaşlar. Şimdi internette bir sürü kirli bilgi var abi. Kimisi 3 litreler, 5 litreler havalarda uçuşuyor. Tamam mı abi? Yani yerli inek al canı bunu al falan ya bu kadar iddialı cümleler abi bu hayvan. Şimdi 400'lük sürü olarak baz alıyoruz biz ama bunu. Yani belki adam atıyorum 400 içinde bir tanesi 3,5 4 litre 5 litre verebiliyordur. Ama bu birdir. Önemli olan burada geneldir. Genel. Ne kadar abi süt ortalamamız? 1,7. 1,7. Bu 400 hayvan için geçerli değil. Şu andaki sağımdaki 200 hayvan için geçerli. Ha, şeyde arka tarafta yani hayvanların var. Tamamı değil, 400 değil. Olarak sağımda değiller değil. Şu anda. Onu bu sene yarı yarıya sezonu tamamlamak için yarı yarıya. Toklular da var tabii işin içinde. Toklular var, kurular var. Şu an flashing'de olanlar var. Yani 200 kadar sağımımız var. Onlardaki şu dönemdeki ortalamamız 1,7-1,8 piklerini gördük ama sağım laktasyon süreci bittikten sonra bunu netleştirebiliriz. Şu anda süreçteyiz. Hala devam. İçinde bunun dediğiniz gibi 2,5-3 litre veren hayvan var. Ama bir tane, iki tane, üç tane. Değil mi? Zaten onu hayvan kendini yürürken de gösteriyor. Her şekilde gösteriyor. Ama ben bunu bu hayvan bütün sürüyü kapsıyor diyemem ki. Standart 200 hayvan içerisinde 3 tanesi o kenarda dursun. Değil mi? Bunlar o verdiği 3 litre süt bizim artımız ama nihayetinde böyle bir ortalama yok. Evet. Bence yok. Ben orada da biraz yurt dışında da araştırdım. Burada da dinliyorum. Burada da çok duydum. 2,5-3 litrelerin altında süt veren kimse yok. Herkes 3 litre falan alıyor ama. Duyuyorum. Ben de. Al şu tası sağ. Hani söylüyorlar ya böyle kasla geçen litrelikle. Konuşuyor. Yani, abi 3 litre veriyor. Buyur tası göreyim. Hayır. Diyorum ki biz başka bir şey mi bakıyoruz? Bizimki lakun da bizimki ne? Bizimkisi ne? Ben de dönüp bizim hayvanlara bakıyorum yani. Oğlum onlar 3 veriyor siz niye 1,5'tasınız 2'desiniz? Yılmaz Erdoğan gibi aranızda yemeğinde yani, taklatmayanlar var falan diyecek yani. Bir de duyuyorum ki işte ben 1,5-2 kilo yem veriyorum 3 litre süt alıyorum. tamam o zaman diyorum yani biz bu işi hayır biz bu işi boşuna yapıyoruz. Evet, bizim geri dönelim ticaretimize. Köyümüze geri dönelim. Aynen. Köyümüze geri dönelim. Demir alıp çimento satalım. Yani, değil mi? Yani onu yapalım. Öyle bir şey varsa biz o zaman yanlış yapıyoruz. Ama bu 1,5 yıllık süreçte ikinci sağmal dönemindeyim ben. Geçen yılda bu ortalamalardaydım. Bu yılda ama bu grubum toklu grubu. Şu andaki sağımdaki yoğunluk toklu grubu. Onların bir sonraki dönem 1,8'den 2'ye ulaşmasını hedefliyoruz zaten. Onun için şu anda hazırlıklarını yapıyoruz. Bakım hazırlıklarını. Cem abi peki mesela yurt dışında da söylendiği gibi mi? Örnek veriyorum. Lakun toklu formdayken değil de aslında daha ziyade ikinci ve üçüncü laktasyonda arttığı söyleniyor. Yani
Bunu test hiç yaşayacağız. Test ettin mi abi? Ha, yaşayacaksın. Aldığınızda toklular mıydı koyunlar? Hayır, bir grubun gebe geldi işte. Ha, anladım. O grup, gebe gelen grubun geçen seneki 1.8 ortalaması olan 7-8 arasında ortalama vardı. O anaçlar şu anda 2'nin üzerinde süt veriyor. Tamam, okey. Dolayısıyla aynen. Bizim ortalamamızı 1.8'e çıkaran o anaçlar. Doğru, anaçlar. Doğru. Yani toklular 1.5 litrelerde şu anda ama genel ortalamada 1.8'leri onlarla buluyoruz anaç grupla beraber. Evet. Tabii diğer sağlamayanlar da var. Şu anda hem çoğunluğu toklu, az bir miktar içinde anaç var 50-60 tane kadar. Onlarla beraber bu rakamı yakalıyoruz. Evet. Yoksa 1.5'larda olması lazım bizim zaten ortalamamızın şu anda. Değil mi? Doğru. Toklu'da. Tabii doğru. Yani biz şu anda yüksek ortalamadayız. Evet. Toklu'da bu oran yok. Aynen yok. Biz onu anaçla beraber. Toklu'da çünkü 1 kilo 100, 1 kilo 250 gramla başlayıp ya da maksimum yani maksimum 1 kilo 400 gibi başlayıp daha sonra laktasyonda. 1400-1500 evet, rakamları var. Evet, çok toklu'da. Ciddi, çok iyi bir rakam. Onun üstü. Tabii o normal. Evet, normal. Biz dönemsel anlamda verdiğini söylüyoruz. Konuşuyoruz yani burada. Tabii. Bu atıyorum agent kuruya geçerken de azaltacak. Evet. Ona bakarsan da ilk pik seviyesi var bunun belli bir süre mesela. İlk pik seviyesinde bambaşka bir rakam. Bambaşka bir rakam. Ortalamada tabii real bir rakam lazım. Değil yani. Şu an bizim Ekim ayında başlayan sahamızdan bu döneme kadar 1.8'i kadar gördük. Ama şu anda 1.7'lerdeyiz. Her gün günlük takip evet. ediyor. Mayıs sonu, Haziran gibi de bu dönem bitecek. Evet. Oradaki tonajı çıkarttığımızda sağ mal sayısından net çıkacak rakamı yani. Çıkacak ama bunun üstüne çıkacak bir rakam yok ortada. Yok. Altına düşebilir, üstüne çıkmaz. Evet doğru. Toklu çünkü hayvanlar. Evet. Doğru. Biz bunları önümüzdeki yıl maksimum seviyesinde 1.7-1.8 seviyesinde tokluları diğer araçlarla beraber 2 litrede de yakalamayı hedefliyoruz. Çok iyi. Yani toklular 1.7'lerde, araçlar 2 ve üzeri. Ya da ikilerde kalsa gene bu rakamlar ortalamada iki rakamlarını yakaladık evet. mı zaten yeterli diye düşünüyoruz. Şu anda bizim hayvanlarımız 180 günün üzerinde sağım yapılan hayvanımız var. 210 günü geçen hayvanımız var. Evet. Süt miktarı tabii ki 1.5-2 litre değil ama yarım litre olsa sağlama devam ve şu anda evet. çekemiyorsun. Kurutma evet. süreci esasında laktasyon kurutlamamız evet. lazım. Ortalama evet. 230 güne kadar sağlayabiliyorlar. Tabii 220-210. Evet şu anda yani. 210 günde 60 tane kadar var az değil. Çok iyi ya evet. çok iyi yani. Her ne kadar insanların çok abartmasından kaynaklansa da. Hani, abi bir şeyin de bilgisini verirken bizim insanlarımız mesela sizin orası çok böyle elit bir çiftlik yani sürekli sütleri falan yazıyorsunuz ya. Evet. Notlarınız var. Sizin elinizde reel rakamlar olabiliyor. Şimdi bir de bunu elle sağan bir yetiştirici grubumuz var bizim. Hayır çok fazla belki kalabalık değil. Çünkü sen atıyorum 200 tane sağım aldınız bu adamı elle bozar yani. Hani abi süt performansı yüksek. Normal İç Anadolu'da insanlar sağıyor ama yani hani bunun ne kadar süt veriyor tartışılır yani. Anladın bir mı? Maşrapa diyor. Mesela, kaç litre yani, o maşrapa belli yani, değil. Yani. 1.5'luk mu 2.5'luk mu? Tabii. Çok yani. Veriyor diyor, çok sütlük. Ne kadar evet. veriyor? Bir maşrapa. Evet. Kaç litre? Belli doğru. değil. Doğru. Şimdi bunlar baz alınması lazım aslında da. Peki abi şey de sorayım. Biz onu şu şekilde tanklarımıza, büyük tankımıza kantar koyduk. Ölçümlerimizi hani cetvel hesabı da değil, direkt kantarla yapıyoruz. evet. Daha da olayı matematiksel değil mi? Devam ediyoruz. Verisel bütün verileri, anlamda. Evet. Bütün verileri yazmak durumundayız. Çünkü bu veriler bize, bugün ben olmasam da Cem var, Ahmet var, Mehmet var. Kim varsa o verilere bakıp yarın o padoktaki ne yiyecek bunlara bakması değil gerekiyor. Yapılanların hepsini yazmak durumundayız. Kendi işimiz gereği. Burada da aynı sistemi. Evet. Noktalarımızı tutuyoruz. Biz olmasak da o notlar çerçevesinde aynı şeyler. Cenk abi Arge yaparken diğer süt çığlıklarla kıyasladığında sütlerindeki yağ oranlarında falan bir farkındalık var mı? Geçen yıl bu yıl şey yapılmadı hiç. Süt yağ oranları konusu gündeme gelmedi. Geçen yıl vardı bu gündemde. Düşük çıktı. Yani 5-5.5'larda evet. 6'larda falan çıkıyordu. Dedik ki ne oluyor? Hatta su mu koyuyorsunuz falan sütün içerisine. Benim aklımın ucuna gelebilecek bir şey değil. Kaldı ki ne personelimin ne bizim böyle bir dünyamız olabilir. Sonrasında araştır. Neyi keşfettik? Biz meraya çıkan bir sağmal koyun bakıyormuşuz. Kış evet. dönemi yapıyoruz bu sağımı. Hayvan sürekli ıslak ot yiyor. Evet doğru. Direkt yağ oranı düşüyor hayvan. Doğru. Biz bunu fark edince dedik ki yağ oranı olunca artımı var, prim var dediler. Tamam aldık kapalı yağ oranı.
Basın yemi. Ne oldu? 9 lira çıktı. Değil mi? 9 lira çıkınca şimdi bize artısı oldu da hayvana artı olmadı. Çünkü kapalıya girdi. Evet. Stres yapmaya başladı. Hayvanın öyle bir şeyi var ki nasıl alıştırırsanız onu istiyor. Doğru. Saatlerinde, zamanında ne yapıyorsanız onu yapacaksınız. Evet. Şimdi bu hayvanı kapalıdan açığa çıkartmak kolay. Kolay derken dağılırlar. Evet. En fazla toplamak için uğraşırsınız. Evet, evet. Bir çoban onu zapt edemez kolay kolay. Ama açıktan kapalıya almak çok zahmetli ve sıkıntılı, stresli bir iş. Evet. İyi bir şey yapacağım derken, yavrunu yükselteceğim derken orada ciddi hayvan kaybedebilirsiniz. Bir de hep şey diyoruz ya, doğası doğası doğa 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 doğa. Çünkü hep diyoruz ya, bu koyun ne kadar performanslı olursa olsun doğaya yatkın bir hayvan. Aynen. Yani bunu siz doğasından, özgürlüğünden alıp içeriye koyunuz. Otomatikman zaten sütlerde kısılmalar, fleşik dönemindeyse veya koşlanma dönemindeyse kuzu sayısında azalmalar. O zaman iş laboratuvar faresi işine dönüyor. Değil mi? Biraz bence. Aynen. Yani doğru. Tamamen kapalı da bu hayvana. Çok ciddi iyi şartlar sunman gerekiyor ki yani bu da zaten maliyeti olarak yansıyor. Tabii. Hayvanın doğasını oynadık. Değil mi? İyi süt alacağız dedik. Kalite süt alacağız dedik. Biraz ağrı yapacağız dedik. Güzel maliyetler uçuk kaçık hale geliyor. Evet. Çünkü ızgara sistemler, alt temizlikleri, sürekli aşılama programları. Doğru. Yok güneş ışığı almaz, güneş ışıkları vermeleri. Bunların hepsi ihtiyaç haline geliyor. Ama doğaya saldığınızda bunların hepsini çok alıyor hayvan. Çok değil, 1 saat 2 saat gibi. 2 saat. Abi. Tabii ki bunu bu hayvanlara 6 saat 8 saat gezdiremezsiniz. Yani. Ancak kuru dönemde. Evet. Sağmal dönemde 1-2 saat bizim hayvanlardaki süt performansının arttığını biz gördük. Evet. Yani kapalı da kaldı günle. Atıyorum 3 gün kapalı da kalıyor hayvan. Hava şartlarından. Hı hı. Süt oranı düşüyor. Hop sağma şeye çıkıyorlar. Meraya çıkmaya başlıyorlar. O süreçte otomatikman gün gün 20-30 litre, 20-30 litre süt artışı yaşıyoruz. Yani bu hayvanın dışarı çıkması onun refahını getiriyor, huzur getiriyor, stresini atıyor, koşa koşa gelip sütü veriyor. Çok fazla da bir tek bir soru soracağım. Hemen geliyorum Cenk abi. Hocam şimdi Cenk abi dedi ya, 2 saat çıkması koyunlarda bir artı. Yani 30 litre, 40 litre artarak belirli bir pik seviyeye ulaşabiliyor. Hem psikolojik anlamda, koyunların psikolojisi olarak. Peki hocam şimdi sütte bir enerji protein dengesi var. Bu oluşurken ve hayvan bunu kendi vücudunda yaparken. Şimdi Cenk abi 2 saat değil de bunu normal bizim yetiştiriciler gibi daha ziyade biraz da bir tık daha meraya dayalı sistemde baktığında tamam Cenk abi dedi sütte yağ oranımız düştü bizim. Daha böyle curuldu gibi falan. Peki hocam sütte azalmaya sebebiyet verir mi fazla yürüdüğünde? Yani tabii enerji sarfiyatı otomatikman verime etki edecek. Hayvanın sizi ne kadar çok hareket halini tutarsanız bu sütte azalmaya sebebiyet veriyor. O zaman bunun normal maksimum zamanı 2 saat mi peki hocam? Ya bu tabii ki işletmenin kendi doğrularına göre 2 saat, 3 saat. Genelleyemeyiz yani değil mi? Genelleyemeyiz bunu. Genellemek mümkün olmaz. Tabii, bakın beslenme. Belki mera koşullarımız çok iyidir. Ot kalitesi çok yüksektir. Metrekaredeki otun ağırlığı fazladır. Belki 1 saatte doyacak ve hayvan geçip geviş alacak. Doğru. O zaman daha az hareket edecek. Daha fazla ot yiyecek. Doygunluğunu alacak, belki daha fazla süt verecek. Hmm. Yani bunu yorumlamak biraz zor. Evet. O mera koşulları çok önemli. Meradaki ot deseni çok önemli. Yani bir üç gülün verdiğiyle, verdiği süt miktarıyla belki çayır otunun verdiği süt miktarı aynı olmayacak. Bunları zaten yurt dışındaki yayınlara bakarak belki kendi suni meralarımızı yapmamız gerekecek. Evet. Biz bunları pek yapmıyoruz. Aslında doğanın bize verdiği merayı kullanmakla yetiniyoruz. O yüzden, ne çıkarsa gibi değil mi? Evet. Şimdi Yeni Zelanda'da meradaki ot desenine göre dişilik ve erkeklik üzerine çalışıyorlar. Yani beslemeyle adam sadece dişilerde meradaki ot desenine göre dişi çıkartmayı hedefliyor veya erkek çıkartmayı hedefliyor. Neye bakıyor? Ottaki omega 3, omega 6, omega 9 yağ asitlerine bakıyor. Bizde hangi işletme meradaki otu biliyor ki bırakın hani omega 3'ü? Omega 6'yı. Hangi otun olduğunu bilmiyor. Sadece meraya çıkardık diyorlar. Evet. O yüzden biraz daha bilinçlenirsek eğer ve meradaki otun ağırlığını artırabilirsek eğer kuru maddesini hayvandan daha fazla süt alabiliriz. Anladım. Bu mümkün. Bu mümkün ama uğraşmak lazım. Anladım. Teşekkür ederim. Hatta şunu söyleyebilirim. Evet. Özellikle Avustralya'da çiftliğin çalışanları eli belinde çıkar merada yürür.
bakar koyun en çok hangi otu yemiş, hangi otu yememiş. Yemediği otlar istilacı otlar olur. Çiçek açar, tohuma kaçar. Tohumdan sonra rüzgar bir yayılır. Bu sefer istilacı otlar çoğalır, koyunun sevmediği. Mera'daki bizim istemediğimiz otlar artar. Ha, evet. Veya kelleşmeye bakarız. Kelleşme olan bölgede demek ki koyun daha çok seviyor onu. Kemiriyor orayı. O otun yeniden çıkmasını engelliyor. Biz de ne yaparız o zaman? O bölgeyi yaklaşık 1-2 metre çapında bir tel örgüye alırız. Oranın çiçeğe kalkmasına yardımcı çoğalır, oluruz. Bölge o Mera'da o koyunun sevdiği otun artmasına imkan veririz. Biz şimdi Mera'ya çıkıp gezmiyoruz ki hangi otu yiyor, hangi otu yemiyor. Bunlara bakmıyoruz. Ya o apayrı. Zaten Mera sorunu da apayrı bir. Evet. Belki mevzu hani bizim Avustralya'yı yakalamamız, bizim evet. Ömrümüz hatta, yeterli bilmiyorum. Hatta onlar uçaklarla gübre atıyorlar. Yani Meralara. Meralara. Yani uçaktan üre atıyor, şeker gübresi atıyor, tohum atıyor. Çünkü Meralar çok geniş. Yeni Zelanda 1950'ye kadar kıraç bir adayken 50-52'de karar alıyorlar ve o adayı yemyeşil mera haline getiriyorlar. Ama sürekli çalışıyorlar. Biz bunları yapmıyoruz. O yüzden biraz işimiz zor. Allah'a kalmış. Vallahi Cenk abi gibi bilinçli adamlar olduğu sürece işte evet. Başarmaya çalışacağız abi. İşsizde. Peki Cenk abicim şimdi lagun yapıyoruz. Biz bunu sayıyoruz. Bir pazarımız var bizim. Evet. Ya da pazar oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela bu işe ilk girdiğinde süt pazarında bir sıkıntı var mı? Bir ara çünkü çok zelzele işte bulundular. Bundan birkaç yıl evvel. İşte sütleri döküyoruz, sütleri almıyoruz, koyun sütü istemiyoruz. Diye. Peki bu işletmeler, yani bu koyun sütünü işleyen sanayi buna artık öğrenmeye ve yatmaya başladı mı abi? Şimdi o pazarı araştırma gereksinimi duymadık. Koyun sütüne ciddi bir talep olduğunu biliyorduk. Evet. Ve geldiğimizde de koyun sütü üretmeye başladığımızda da sağ olsun koyun sütü talepçileri geldiler. Evet. Biz de içlerinden en sağlıklı olanıyla çalışıyoruz. Hatta bir arkadaşımız daha var şimdi karşıya kadar. O da gelip İzmir'den haftanın bir günü sütümüzü alıyor. Şu ana kadar süt satışında ilgili bir sıkıntı yok, sorun yaşamadı. Yani ama biz gene de bu işin nihayetinde sütümüzü kendimizi katma değerli hale getirmemizi gerektiğini biliyoruz. Biz bugün bu süreci direkt çiğ süt vererek geçiriyoruz. Ama yakın hedefimiz bu sütü peynir ya sütü. Peynire çevirmek, ya yoğurt yapıp, ya farklı bir kaliteli ürün süt yapıp ürünü çevirmek. Yani katma değerle daha iyi şartlarda satmayı planlıyoruz. Ama bugün için öncelikle işletmenin bir altyapısını oluşturmak. Çünkü nihayetinde yeniyiz. Evet. Hayvana yeniyiz. Hayvan buraya yeni. Biz yeniyiz. Bunların hepsini kademe kademe yapmak istiyoruz. Bu süreci atlattıktan sonra nasipse ikinci hedeflerimiz de bu. İnşallah ya. Ya güzel şeyler bunlar. Bunlar çok güzel şeyler abi. Çünkü yani bugün süt talebi çok da olsa yarın ne olacağını bilemezsin. Ama bir peynir altyapını oluşturursan en azından sütçü gelmedi, lastik patladı, şu oldu bu oldu, en azından git sütü peynire çevir, evet. At soğuk havaya, evet. En az 6 ay orada. Zaten 6 ayda fermente oluyor abi, yani, ondan sonra da ondan sonra yani. Her geçen gün kalite haline geliyor. Eskidikçe kalite artıyor, fiyat artıyor, her şey artıyor. O şart. Yani evet. Bugün 10 tane firmaya da süt versen, yarın 11.sinin 10'unun da gelmeyeceği bir gün olur, olabilir. Mutlaka. Bugünkü şartlar her tarafın durumu belirsiz. Evet, aynen. Dolayısıyla kendi altyapımızı, bizim soğuk havamız da var. Saklama yapacağımız, yani soğuk süt tankımızın haricinde soğuk hava depomuz var. Stok yapabiliyoruz yani. Yani peynir tezgahını kurduğumuzda, peynire çevirdiğimizde soğuk hava depomuza atabiliriz. Evet, çok güzel. Böyle bir de artımız var yerimizde, işletmemizde. Ama tabii şu an gündemimizde değil. Daha önümüzdeki sonra. Senelerde inşallah. Önümüzdeki maçlar bir bitsin, ligi gidip tamamlayalım da abi. Sağ salim. Sağ salim. Sıralamada kaçıncı olacağız bir bakalım. Öncelikle şu yılı tamamlama. Evet. Yani hayvanları kademe kademe ayırdık. Şimdi de yılı tamamlama. 10-11 ay sağım olayını netleştirme. Bunu başardıktan sonra ondan sonrasında bu hedeflerimize doğru yola çıkacağız. Şu anda geçen yıl Kasım ayında başladık süt sağımına. Temmuz ayına kadar. Evet. Yine uzun bir süreç. Ama uzun bir süreç geçtiği için, yani doğum süreci geçtiği için dağınıklık. Evet. Bunu biz daha düzenli bir hale getirip, derli toplu hale getirip
En azından gruplama yaparak. Evet. Çünkü elindeki koyun popülasyonu fazla ya, kalabalık evet. Ya bir yıla bölmek gibi. Evet doğru. Bir yıla bölmek. Şimdi biraz bununla ilgili mesela Ekim, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim gibi o aralar koç katımı deniyor ama biz geçen yıl Mayıs, Nisan sonu Mayıs'ta koç kattık. %90-95 orada doğum aldık yani. Güzel bir rakam. O bu şimdi işletmenin kendi doğrusu işte. Dönem olaraktan Mayıs ayında koç katılır mı? Biz yaptık. Ya serbest koç katımı değil, sünger değil. Ha. Serbest koç katımında bir parti, bir toklu grubumuzu o zaman koç katımı yapıldı. Yaşını doldurmuşlardı. Bir yaşını doldurdukları için koç katımını yaptık. Arkasından 2-3 ay sonra diğer anaç grubunun koç katımını yaptık. Süreç uzun oldu gene. Ama doğum arası. Doğum arası uzun oldu. Uzun bir süreç geçti. Eylül'ün sonunda başladı. Şubat'a kadar devam etti neredeyse. 4-5 aylık bir süreç. Ama o dönemde de koç katımında başarılı olduk. Çok güzel. İş adamı bu doğrultusuna bakarsak abi. Örnek veriyorum. Çok efsane bir yatırım var. İçeride de anas sayımız belli neticede. Bunun laktasyon süresi belli. Bunun verdiği kilogram belli. Size maddi dönüşü belli. Peki Cenk abi hedeflerinizde mesela ne kadar zaman sonra bu yatırımı geri almak ve artıya geçmek gibi mesela öyle bir istatistik yaparken, hesap yaparken hiç bu işe girerken bunun hesabını yaptınız mı? Ben kaç sene sonra bu parayı tekrar yaptığım yatırımın parasını geri alabilirim diye düşündünüz mü? Yani elimizde bir nakit akış tablosu var. Evet. Profesyonellerce hazırlanmış evet. Bir tablo var. Biz de bunun üzerinden çalışıyoruz. Bütün verilerimizde 2019'da gelen yani başladığımız süreçte kayıt altında tutuyoruz. 2020'de hedeflerimizi tutturduk. Çok iyi. 2021'de pek tutturamayabiliriz. Normal onu kimse tutturamaz abi. Size münhasır bir durum değil yani. 2021'de tutturamayabiliriz. ama o tablomuza göre 2020'de başardığımızı 2021'de çok olmasa da başarmasak da 2022'de başarmamız için hiçbir engel yok. Evet. Dolayısıyla 3-4 yıl arasında yatırımlarınızı karşılarsınız. Ama tabii yatırımın ucu açık. Değil mi? Tabii. Yani şimdi bu yatırım derken evet. bin liralık bir şey mi yapıyorsunuz? 5000 liralık bir şey mi yapıyorsunuz? Değil mi? Yani oradan bakmanız lazım. Bu yatırımın maliyeti nedir? Yer tabii. Maliyeti, yer kendinizin mi? Kiralık mı? Yerin üst yapısını kendiniz mi yapacaksınız? Hazır mı? Hazır aldığınız direkt ortaya bir rakam çıkıyor. Ama sıfırdan yapacaksınız. Önü açık bir şey. Ben inşaatçıyım biraz. Canım. Evet doğru. Dolayısıyla şimdi burada bir fizibilite yaptığımızda rakam olaraktan ben size bu kadar metrekare inşaat var, bu kadar çelik konstrüksiyon var. Bunları bir günde matematiksel evet. Çıkarttırırım. Onda evet. Problem yok. Ama iş öyle değil. Kazmayı vurduğunuzda çok şey evet. Değişiyor. Ve içeri girdiğinizde esas işler değişiyor. Bina yapı bitse bile içerideki eksikleri tamamen evet. Kullanıcıya kalmış bir şey. Evet. Biz buraya geldiğimizde her şey vardı. Her şey dört dörtlüktü. Anahtar şarteli kaldır başlaydı. Evet. Öyle olmadı. Neler yaşadı Cenk abi ya? Olmadı. Çok dertlisin galiba. Anlat bakalım abi sen şimdi. Neler yaşadı Cenk abi? Öyle olmadı. Yani ne kadar nihayetinde bilmediniz. Evet doğru. Bir kapıdan girdiniz evet. Yani nihayetinde. Buranın yabancısınız. Bölgesel olarak söylemiyorum. Bir çiftliğin de yabancısınız. Buraya geldiğimizde hazır bir çiftlik burası. Her şey dört dörtlük dediğimizde öyle değildi yani. Atıyorum suluklar çalışıyordu sözde. Hayvanlar geldi bir baktık suluklar çalışmıyor. Hadi hep beraber değiştirelim yenisini takalım. Sağım ünitesi çalışıyordu. Baktık çalışmıyor. o çalışıyordu çalışmıyor. Biz de onu koyunlarla beraber öğrendik falan diyor. tabii gömmemek kimse yok. Bir taraftan koyun stresli. Evet. Hayvan gelmiş yurt dışından. 24 saat 48 saat yolda geçmiş. 3 gün yolda geçmiş. Aynen. Su yok. İşte yurt dışında sıkıntıları onlar. Yani hayvanın 3 gün 4 gün yolda geçmesi, kapıda kalması... Bunlar hep sıkıntılı süreçler. Abi. Hayvan oradan bir balya samanla Türkiye'ye gönderiyorlar. Değil mi? Geldiği evet. Yol 1500-2000 kilometre, 3000 kilometre. Bir balya samanla gebe hayvan buraya geldiğinde, bugün evet. En basiti biz bir rasyon değişikliği yapıyoruz. Rasyonun değişimini 15-20 günde aynen. Yapıyoruz. Aynen. Şimdi aynen. Hayvan orada ne yediğini bilmiyorsun. Değil mi? Biz balya samanla Türkiye'ye geldi bu hayvan. Ne suyu var, ne yiyeceği yot var. Bu hayvandaki İşte iç stres yapısında, koşullarını düşün. Stres evet. Koşulları, midedeki mevcut yedikleri hiçbirisi yok. Geldi buraya bambaşka bir rasyon direkt verdiniz. Evet.
Orada mereye çıkıyordu. Burada silaja başladı bir anda. Çıkmıyor. Yani orada belki çıkmıyordu. Buraya getirdiğiniz çıkıyor, evet. Çıkacak. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Oradan alacağınız verilerin hiçbirinde doğru olduğuna ben inanamam. Evet. Şunu veriyorduk, bunu veriyorduk. Gittik, gördük. Saman, yonca, birkaç değişik otlar ne şekilde veriliyor, ne miktarda veriliyor bilmezsiniz. Doğru. Dolayısıyla burada bütün rasyonu kendiniz yapıyorsunuz. Riske bakar mısınız? Ama bir toklu öyle değil. Ya da doğru bulmuş hayvan öyle değil. Doğru. Bir şekilde onu saman geçişiyle, evet. Saman geçişiyle o hayvanın stresini alaraktan yavaş yavaş düzeltebilirsin. Ama gebe hayvandaki o içinde yavru var. Evet. Dördüncü ayda. Kendi var. Tabii. Yavru var. Biz yaşadık bunları. Şimdi sen yavru atmalar. Raporta neler yaşayacağını bilmiyorsun ki şimdi abi. Tabii gebelik toksimisi bilmem şeyler, yavru atmaları, stresler, strese bağlı tüy yemeler. Bunların hepsi burada çıktı. Evet. Hayvan geldikten sonra çünkü meramız var, çıkamadık. Aşılar yapılmadan, karantina süresindesin. Entrotoksimi değil. Bir de normal bakanlığın istediği aşılar var, onların süreçleri var. Bu hayvan gelip burada 15 gün kapalıda kalacak. Zaten araba da kapalı kaldı. Geldi damla kapalı kaldı. Hala streste. Evet. En son gün bitti de hayvanları kapıdan bir çıkarttığımızda mutluluğu gördük. Çıllık pıllık olmuştu. Tabii dağıldılar ama olsun dedik, bırakın dağılsınlar. Aynen. Bırakın da aslında bir kendilerine gelsinler. Onları toplamak 3 ay sürdü. Değil mi? Kendilerine gelmelerini sağlamak. Hayvanları sakin bir şekilde orada yatarak görmek 2-3 ay sürdü. Bu koyun yatması gerekiyor. Doğan kuzularda sürpriz oldu mu hiç? Bizim bu koyunun merada yatmadığını söyleyeyim mi size? Yatmıyor. Hiç. Merada hiç bir tanesi yatmadı. Hepsi buraya mı geliyor? Geçen yıl kendi... İki bahçemiz var dışarıda, yani hemen damın yanında çıkardığımız dinlenme yerleri. Orada bir yatmadı hayvan. Yani ilk geldiği sene. Allah Allah. Bu sene yalnız orada yatıyor. Anca alışıyordur. Evet, onu demek istiyorum yani. Bu hayvan geçen yıl hiç yatmadı. Ya biz biraz daha koyunlara robotik bakıyoruz abi. Cenk abi, bizde sıkıntı bu. Ama robot değiller. Ha, yani onların biyolojik canlı olduğunu biz unutuyoruz. Yani bunların da kankileri var, bunların dişi ağrıyor, başı ağrıyor yani. Stresli olduğu günleri de var bunların. Biz bunu kavram olarak çıkartıyoruz. Biz bile bir yurt dışına giderken, ya ben 2 gündür ödemişteyim. Ağrımadık eklem yerim yok. Hava tutmuyor. İşte yediğin gıdalar tutmuyor ve de günlük alışkanlıkların yerini değiştiriyor. İşte atıyorum bir yerde kahvaltı yaparken burada daha erken oluyor, daha geç yapıyorsun. Bunlar allak bullak oluyor. Yani bir de bu koyunun böyle olması, zannediyor ki yetiştiriciler alıyor, getiriyor, ver. Hemen başlayalım. Ya Cenk abi, şu televizyonlarda belki 2 yıldır bağırıyorum. Böyle canım çıkıyor artık. Yan komşudan bile diyorum koyun alsan, yan komşudan bile koyun alsan, bu hayvanı mutlaka enterotoksemisine, iç dış parazitini mutlaka yap. Aynen. Arabadaki yağ değişimi gibidir bak bu diyorum. Hala geçen bir istatistik vardı abi. Türkiye'de ölen koyunların %65'i enterotoksemiden ölüyor abi. Yani bizim ülkemizde yıllıkta 1 milyon ile 1 milyon 250 bin koyun öldüğü söyleniyor bir şekilde. Raportlarla ölerek ve bu düşünebiliyor musunuz? Bunların 65%'i bir TL'lik enterotoksin maalesef. Bakın şap demedim, çiçek demedim, veba demedim. Bunlar hani o bölgeye kıtlık getirir. Allah muhafaza şey yapmadığı sürece. Bu da değil. Enterotoksemi. Adam diyor ki abi ben 6 ay oldu buralı. Bir de şeyleri var bunların, günleri var. Hani 6 ay vurdu tamam, 6 ay ölmeyecek bu. Ya böyle bir şey yok. Yani rapelini yapacak ya bunu yok yani tamam vurdum diyor yani. Ben vurdum, o aşının sorunu. Bir de koyunun sorunu yani. Biri yaşayacak, biri çalışacak. Ya böyle bir şey değil arkadaşlar bu. Yani çoğu yetiştirici, ben diyorum şimdi enterotoksemi dediğimiz şey, vurgu olduğu için söylüyorum. Ani değişiklikler, besinsel de anlamda ani değişiklikleri biraz da içindeki toksinlerin hayvana zarar vermemesi için vurmuş olduğum birine. Adama diyorum ki bizim ülkemiz 4 mevsim yaşıyor. Bizde yazı var, kışı var, ilkbahar var, sonbahar var. Bunun hepsi... Bir de ani değişiklikler yaşıyor. Bir de ani değişiklik. Bunun hepsi doğada, bitkilerde veya senin beslemende ani değişikliğe reaksiyon verir. Bu da diyorum hayvanda bunu tetikler. Yani senin bunu vurman, 6 ay sonra bunu vurman demek yanlış. Ya korkma ya, bunu 4 ayda bir yapıver. İç dış parazitinesinde 3 ayda bir yapıver. Delibaşı olmayacak. Enterotoksomiden koyunu sonra da çıkıyor internette, benzin sık burnuna diyor Cenk abi. Yani benzin sık ateşe ver diyor. Koyuna deli baş olmuş, biri ne yapam diye soruyor. Allah, altında giyiyorum lan.
Abi yok böyle bir şey. Mazot içir diyenler var. Benzin sık yani. Diyen var ya. Benzin sık. Ya benzin. Bir tanesi demiş ki koyunum işkembe çalışmıyor. Ha vallahi billahi bak o yorum bulursa batayım. Motor yağı var ya motor yağı. Yani arabaların motoruna dökülen yağı, yağı yok ya. Mu abi? Eyvah eyvah. Ondan içir diyen var. Bir tanesinin gözünü gözüne perde inmiş. Ben bir de okurum mesela ne yazdılar. Kimse buna neden nasıl ilişkisine bakmıyor yani Cenk abi. İşte bu noktaya gelene kadar neleri yaşadın yok. Bir tanesi demiş ki abi yazmış altta tuz baz demiş. Tuz. Bildiğiniz göz kapanmış tuz baz. Tuz perde inmiş mavi tuz. Ben de dedim ki tuz kesmez yavrum bunu. Kezzap dök. Kezzap dök. Yani tuz bunu açmaz sen direkt kezzap boşalt. Ya böyle bir şey yok abi. Yani hani artık bazı şeyler aşı olmamız lazım. Belki şimdi seyirciler seyrederken ya bizi dalga geçiyor değil artık. Bunlardan koyun öldürmek, kuzu öldürmek veya telef etmek bu gibi basit şeylerle bunlar asıl komik olan şey. Aynen öyle. Yani biz burada belki espriyle karışık bazı şeyler oluyoruz ama bunlar bizim ülkemizin gerçekten acı gerçekler abi. Maalesef öyle. Yani hani Allah sonumuzu hayır etsin. Yani bağırıyoruz, çağırıyoruz olsun tamam. Burada şimdi davulun hem tokmağın ortasına hem de kastana da vurmak gerekiyor. Biz hayvancılık politikalarının efsane doğru olduğunu düşünmüyoruz. Şimdi biz orayla da konuştuğumuzda istemeyi bilmiyorsun diye adam da bu sefer. Şimdi 5 tane koyuncu gittik, dikildik karşısına. İlk sorduğumuz şey yem. Yem pahalı. Sütü satamıyoruz. Eti satamıyoruz. Alamıyoruz. Bu. Ya bundan evvel ben meramı nasıl ıslah edebilirim? Devlet bana bu konuyla ilgili neler yapabilir? Her yer tamam orman eyvallah. Ormana karşılığımız yok. Şimdi bir tez hazırlarsın. Dersin ki bu koyunun veya keçinin bu ormanda yayılması demek. Senin yangınlarını azaltman demek. Otlarının veya ağaçlarının bu daha doğru budanıp ene değil yukarıya doğru gitmesi demek. Daha sonra da burası benim meralım. Böyle bir proje. Gibi. Ya mesela anladın mı abi? Şimdi çık bağır. Bir anlamı yok ki. Peki Cenk abicim son dakikalara giderken buradan senin gibi yeni yatırım yapmak isteyen koyunculuğun süt kısmına örnek ithafen. Çünkü bu işi yaptın daha 2 sene de olsa çoğu yetiştireceğim. Daha profesyonel olduğun için konuşuyorum. Çünkü kamera arkasında konuştuklarımızı estağfurullah bizim öyle profesyonelimiz yok. Yalnız yok ben yaşadıklarımı söylüyorum abi. Ben yetiştiricilerle kamera arkasında konuşuyoruz. Biz iyi kötü notu veririz tamam mı abi? Yani öğrenmiş öğrenmemiş ya da buna bunun işi öğrenmek değil. Bu para kısmında. Kısmını biz notunu veririz abi onda. Yani bizim burada yapmış olduğumuz şey birçok uzmanla bu işin babadan, atadan gelen insanlara da konuştuğumuzda herkes bir şeyler biliyor. Evet, ama evet. Herkesin doğrusu da doğru. Evet, herkesin doğru. De doğrusu ama bana göre işletmenin kendi doğrusu olması gerekiyor. Evet, süper. Yani işletmenin bütün şartlarının durumuna göre bir doğru belirlemeniz gerekiyor. Aynen. Dolayısıyla yan komşunuz sizde aynı şeyi yapamaz. Doğru. O da bir koyun, aynı ırk koyun baksa. Aynı ölçülerde bir damla sahip değilse, aynı sistemi uygulamıyorsa, aynı rasyonu vermiyorsa çok farklı veriler alır. Değil mi? Dolayısıyla bana sorduklarında ben bu 1.8'i alıyorum ama bir başkası belki 2.5 alacaktır, belki 1 alacaktır. Ya da benden aldıkları damızlıkla süt alamayacaktır. Mesela? Diyecektir ki sen bana kötü hayvan verdin evet, diyecektir. Evet, bu evet. Öyle değil. Yani bu hayvanın burada annesi bu sütü veriyorsa, koçlarımız da burada, koyunlarımız da burada. Bu kuzulardan almamamızda bir ihtimal yok. Ama evet. Doğru bakımla iyi şartları sunarak bunu sağlarsak bu hayvan bize verecektir. Aynen. Ama tabii hayvan tabii doğası sütü bize üretmiyor. Bunu da bilmek aynen. Lazım. Aynen. Biz aynen. Zorluyoruz şansımızı. Aynen. Dolayısıyla doğasına evet. Da saygı duymamız gerekiyor. Aynen. Abi efsane bir dipnot olarak oldu. Ömer hocama da sorayım. Hocam senin süt koyunculuğuna yatırım yapacak ya da bunu düşünen arkadaşlarla. Evet, süt koyunculuğu küçükbaş işletmelerinin aslında Şampiyonlar Ligi. Evet. Yani burada teknik direktör de iyi olacak. Aynen. Futbolcular da iyi olacak. Evet, evet. Malzemeci de iyi olmalı. Aynen. Top toplayan da iyi olmalı. O yüzden de bu işletmeyi yönetmek gerçekten de profesyonellik olacak burada. Evet. Fizik o yüzden de yani bu işletmeyi yönetmek isteyenin iyi okumayı evet, sevmesi evet, gerekiyor. Evet, okuyacak, evet, yayın evet. Okuyacak. Okuduğunu anlayabilmeli. Deneyecek. Yaptığı hatadan hatayı kabul edip dönmeyi bilecek. Doğruyu arayacak. Bunları yapabiliyorsa eğer Şampiyonlar Ligi'nde birinci sıraya yerleşmeye aday olur. Evet. Bu iş aslında hiçbir iş zor değildir. Kafamızı zorlaştırırız biz. O yüzden yapabilirim deyip başladığı zaman zaten yolun yarısını almış olacak. Değil mi? Doğru hayvanını da, doğru genlikteki hayvanını da aldığında işin birçok kısmını halletmiş olacak. O yüzden de
bu güzel türemizin güzel işletmesinde, Cenk Yeşilçimen'in işletmesinden tüm üretici arkadaşlara diyoruz ki doğru hayvanla, doğru koşullarda çalışırsanız her zaman verim alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Cenk abi tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bir küçük başlat programın sonuna gelirken arkadaşlar, kapanışta da burada lagun koyununu konuştuk. Bir aslında lagun koyunundan daha ziyade koyunu bir tarafa koyup bir süt işletmesi konuştuk. Burada da doğru koyun ırkıyla bu işe başlanması gerektiğini de, orada da doğru ırkın işletmenin coğrafi yapısı, yaptığı iş ve meslek grubuna göre de içinde doğru süt ırkını tespit edip bu ırkla başlayacağım deyip devam ettiği bir işletmedeyiz. Lagun koyunu hakkında daha ziyade açılışta da söyledim. Yani bunu bakan insanlarla muhatap olmanız gerekiyor. Cenk abiye de bana bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ben size Cenk abiyle görüştürebilirim. İzmir Tıra tarafına da yolu düşen, adres düşen doğru bir lagun işletmesi. Sağ mal, işte sağlık açısından çok iyi olmaya çalışan, süt ünitelerinin iyi olmaya çalışan. Cenk abi de az önce söyledi, yani koyun sütü kokuyormuş vesaireymiş. Yıllardır empoze edilen şeyler vardı burada. Kuzu eti kokar, koyun sütü kokar vesaire olur, şudur budur. Doğru sağım yapıldığı sürece ve az önce de Cenk abinin dediği gibi içine işte kıl düşmemesi, işte oradaki ortamın kokusunu almadığı. Çünkü şöyle bir örnek vereyim sütle alakalı. Buzdolabında kötü kokunuz varsa der, ağzı açık süt bırakın, kokuyu çeker der. Bir de bunun dışarıda olduğunu düşün, neler aldığını hayal edin. O yüzden bu tarz doğru işletmelere yatırım yapacak olan arkadaşlar da buyurun, bir sanayicimiz diyelim artık, bir inşaatçımız ya da bir kişinin gerçekten doğru adımlarla ne kadar doğru bir çiftlik kurduğunu birebir canlı örneğidir Cenk abi. Ben gezmeni dolaşmanızı tavsiye ederim. En kötü ihtimal insanların kafalarında lagun sorusunun doğru cevabını buradan alabileceğinize inanıyorum ben. Bir küçük 5 saat programından sonra geldik. Lütfen bizi izlemeye devam edin.